Ne bakar? Üzüm çıkar. Ya. Ne oluyor ya? Go! Ya uşağım bu İngilizce de bilmiyor ya. Lan yürü diyorum. Nereye gidiyoruz? Ya gittiğimizde görürsün, hadi yürü diyorum da. Hadi. Ya hala duruyor ya. Anlayacağın kız pek bir asi Hacer. İşin zor olacak. Olsun hanımım. Ben Mukaddes Hanım'a rağmen büyüttüm Fatih'le Selin'i. Selin. Merhabalar gelin hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Oğlum, sen burada mısın oğlum? Hı? Ne yapıyorsun bakayım? Ben Hacer. Fatih de Selin'in süt annesiyim. Gülsüm Hanım toruna bakılacak deyince koştum geldim. Ay o pek de usluymuş maşallah. Ay aynı Fatih gibi değil mi? Pardon, siz benim çocuğuma bakması için başka birini mi aradınız? Sana danışman mı gerekirdi? Kendi çocuğuma kendim bakabilirim ben. Pekala. Bu evdeki bütün çocukları Hacer büyüttü. Selim'e de o bakacak. Burada her şeyin kararını Gülsüm Hanım verir gelin hanım. Hem siz niye böyle öfkelendiniz birden? Kendi çocuğunuza elbet kendiniz bakacaksınız. Ben sadece yardım etmeye geldim. Aman da canım, Selim'in karnı mı acıkmış? Hadi beraber mamasını yapalım, siz gösterin de bana. Niye getirelim? Balık gibi temizleyeceğiz işte. Yok, keklik gibi vurmayacak bir gün ha? Ha, o da olabilir de. Zannımca reis bunun canını böyle acı çektire çektire alır ha. Yani zıpkınla vuracak diyorsun. Ha, yani o da olabilir. Ne zıpkını, ben tanımıyorum sizi. Çıkarın beni buradan. Biz de seni tanımayız. Niye getirdiniz o zaman beni? Reis istedi. O ister, biz yaparız. Reis kim? Reis kim? Aha, o da geldi kendisi. Ne yapıyorsunuz bu adama böyle? Şey reis, buzladık da kokmasın diye. Nurhan, bu mu? He dayı bu. O kim? Ha kimim ben? Niye getirdiniz beni buraya? Sana kim olduğunu ben mi öğreteceğim şapşal? Alın bunu, bindirin tekneye. Şimdi nereye gidiyoruz? Derine, en derine. Ay,
Anneciğim, sen burada mıydın? Bak neler yapıyorsun burada sen. Bu oda büyük babaannesinden Selim'e hediye. Çok güzelmiş oda, çok beğendim. Demek çok beğendin. Annemin onu bu kadar benimsemesinin tek nedeni Fatih. Bunu biliyorsun değil mi? Zengin, yakışıklı, kariyerli bir koca. İstediğini istediğin zaman alabilme lüksü. Hizmetçilerle dolu bir ev. Bütün bunlar servet avcılarının hayalini kurdukları şey olsa gerek. Ama unutma, bu bir rüya. Uyandığında her şey bitmiş olacak. Selim'in bu evde her zaman bir odası olacak. Ama senin asla. Bana servet avcısı mı dedi o? Bakın Mukaddes Hanım. Kızım dur, dur. Yavrum sen Mukaddes Hanım'ı andırma. O şimdi aniden torun sahibi olunca kaldıramadı herhalde. Sanki ben istedim bu odayı. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Niye ayağıma beton döktünüz? Niye buraya çıkardınız beni? Ne yaptınız? Ama daha donacak mı? Donacak. Ya kimsiniz siz ya? Kimsiniz siz? Vallahi yersin sopaya. Reis, reis. Demek sen olsun. Ya olsun olsun deyip duruyorsun ki o kim? Sen benim kızımı nasıl kaçırıyorsun lan? Ben sizin kızınızı tanımıyorum. Kes! Ha siz yanlış, yanlış adamı kaçırdınız siz. Ben o değilim. Ha yanlış olmuş. Kes lan! Korkak sünepe. Delikanlı olacık. Bir de yalan söylüyor. Ya Allah belamı versin yalan söylemiyorum. Verdi zaten. Farkında değil misin? Belanım ben senin. Ya bakın sertleşti. Ya lütfen bakın ben sizi tanımıyorum. Sizin kızınızın kim olduğunu da bilmiyorum. Ne olur bırakın beni. Bakın düşeceğim. Şimdi... Ulan yanlış adam mı getirdiniz yoksa bana ha? Orhan. Dayı. Zeynep'in kocası bu değil mi? Bu, bu. Yanındaki buydu dayı. Bir dakika Zeynep mi? Siz Zeynep'in babası mısınız? Tanıdı bak. Ha yok ama şey yok. Ya kaçırılma olayı söz konusu bile değil. Öyle bir şey yok. Ulan köpek! Aldın kızımı benden okyanusun ta öte tarafına götürdün. Ne yaptım? Kızımı benden aldın ulan! Ulan korkak herif! Adam olsaydın kaçırdım derdin. Gelmiş böyle karşımda titreşip duruyorsun. Yok ondan değil. Buza oturttular ya. İçim soğuduğu için. Bakın yani medeni insanlar gibi karşılıklı oturup konuşalım bu durumu. Ben her şeyi açıklayacağım size söz. Açıklayacaksın zaten. Anlat bakalım. Kızımı neden kaçırdın? Çünkü onu çok sevdim. Demek kızımı kaçırdığını kabul ediyorsun ha? Evet kaçırdım kabul ediyorum. Ama vallahi sevdiğimden yaptım. Sevdiğimden kaçırdım. Nasıl kaçırdın? Şeyle, uçakla. Nereye kaçırdın? Amerika'ya, Amerika'ya gittik. Yüzsüz yüzsüz anlatıyor. Ya anlatmayınca da kızıyorsunuz, ne yapacağımı şaşırdım. Ya, bakın, kızınız burada. Ben getireceğim sizi, beraber oturacağız, konuşacağız, merak etmeyin tamam mı? Vurmayın. Yok, istemez. Benim öyle bir kızım yok. Ya beni niye kaçırdınız o zaman? Yamin, bak bakayım şuna donmuş. Daha donmamış reis. Biraz daha ister. Donmadı, donmadı. Daha donmadı. Bakın reis abi, reis abicim. Böyle şeylere gerek yok. Yani benim niyetim ciddi. Ben kızınızı sevdim. Evlendik, evlendik ya. Daha ötesi var mı? Aşkımızın meyvesi bile var. Çocuğumuz oldu. Kız mı, erkek mi? Erkek. Atın onu denize. Bununla işimiz bitti. Dur, durun, durun. Bak, ben ödürsem torunum babasız kalır. Garip, yazık olur. Adı ne? Kimin? Torunumun gerizekalı. Selim'miş. Şey, Selim. Torunuma dua et. Yoksa bugün ölmüş olacak. Hah, işte şöyle ya insanca. Konuşa konuşa anlaşıyorsun yani. Ne gerek var böyle sıkıntılara? Reis babacığım ya bir aileyiz sonuçta. Torunumu bana getireceksin. Yoksa başladığım işi bitiririm ona göre.
Orhan. Dayı. Çek oğlum limana. Ne zaman getireyim? Dikkatli dikkatli yüz. Bak şu taraftan git, oradan daha yakına. Ha ama dikkat et, akıntı vardır ha. Getirdim. Sağ ol Selim. Amerika'da alışmışsındır sen. Ya evet. Ya nerede kaldı bu çocuk? Sabah şirkete gel dedim, oraya da gelmedi. Kızım sana söyledim nereye gideceğini. Sabah çıkarken sizin yanınıza geleceğini söyledi ama sonra konuşmadık. Ben soğuk. Oğlum neredesin sen ya? Ne bu halin? Ver. Denize düştüm. Ne? Denize mi düştün? Daha doğrusu düşürdüm. Fatih sen ne diyorsun oğlum? Ne bileyim ben, ne diyeyim? Ben sıcak duş. Yap bak. Gidip ilgilensene kocanla. Bunu da biz mi söyleyeceğiz? Aa kocam. Ben şaşkınlıktan pardon. Pardon. Fatih ben... Ay pardon. Ben duştasındır sanmıştım. Yok. Giriyorum şimdi. Burası ne kadar kötü kokuyor ya. Balık kasasındandır. Ne? Boş ver. Yok bir şey. Şey Zeynep, yarın sabahtan babana giderim, tamam mı? Baba mı? Ne alaka ya? Niye gidiyoruz ki? Ne işimiz var orada? Ne demek ne işimiz var? Adam merak etmiştir seni. Baban sonuçta yani. Gidelim ya. Yani. Beni dikizlemeyi de bırak. Ne dikizleyeceğim seni be? Meraklıyız sanki. Babaannesinin bir tanesi. Ne kadar masum, ne kadar güzel değil mi? Maşallah de, maşallah de. Maşallah sana, maşallah. Tükürme. Tükürmesin iyi canım. Ben bir nazar duası okuyacağım. Çok mu kötüsün? Ay, 40-50 ateşim. Çok kötüyüm ben. Var değil mi? Yo, ateşin yok gibi aslında. Ben ölüyorum. Bir şeyler daha versene, üşüyorum. Sen herhalde denize düştün ya, orada soğuk. Ben şimdi aşağıdan gidip sana bir ilaç falan bakayım, tamam? Hay Allah'ım ya, hastaneye kaldırın beni, ölürüm. Hayırdır gelin hanım? Fatih hasta da ona ilaç bakacaktım. Önce ben bir bakayım. Önce ben de bakayım. Hiç hastalık kurmayayım o zaman. Allah'ım. Aç şu üstünü oğlum. Aç. Aç bir de kat kat örtünmüşsün. Üşüyor. Sen bu kafayla nasıl büyüteceksin o çocuğu kızım? Ateşi olan bir insan kat kat örtülür mü? Dün de çocuğuna aynı şeyi yaptın. Ben çocuğumu çok da güzel büyütüyorum maşallah. Hem Fatih denize düşmüş. Üşümesi normal, ateşi bile yok ki. Ay kalk oğlum, kalk. Kalk bakayım. Ya hasta bir insanı niye kaldırmaya çalışıyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum. Tamam sen karışma, o bilir işini. Gelin hanım. Taşın gözün işleyeceğini elin işlesin. Git kocana bir nane limon kaynat. Hadi oğlum kalk. Önce bir duş, sonra da bir nane limon. Bir de ilaç. Yarına bir şey için kalmaz. Hadi evladım benim. Hadi gel bakayım. Sen hala burada mısın?
Ya ne oluyor gece gece Mukaddes? Hayır, ben insanlara ne diyeceğim? Hangi konuda? Hangi konuda olacak Fehmi? Tabii ki oğlumuzun evliliği konusunda. Bak dersin ki oğlumuz fıstık gibi bir kızla evlendi. Bir de çocuk yaptılar. Üstelik çocuğa da dedesinin adını verdi. Tamam mı? Ne kadar rahatsın Fehmi. Ya sen bunu kendi kendine hazmet. Bu saatte uğraşamam. Reis. Zeynep! Zeynep. 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 Zeynep, kalk hadi. Hadi kalk. Hadi kalk, gidiyoruz. Neden? Hazırlan, babana gideceğiz. Ne babası? Sen hastasın ya, tuyum. Yok yok, gidelim. İyileştim ben. Bugün gideceğiz, hadi. Ya sabah sabah manyak mısın? Babam kaçmıyor. Ya o seni bekliyordur. Bak gözü yollarda kalmıştır, özlemiştir. Hadi. Ben ne bekliyordum? Zeynep hadi kalk. Ne yapıyorsun ya? Kalkıyorsun, bunu erteleyemezsin bak. Yapalım kurtulalım. Gidelim kurtulalım, tamam mı? Tamam, haklısın. Tamam. Tamam, çık hazırlan. Hazırlanıyorsun. Tamam, hazırlanacağım. Tamam, ben de gidip hazırlanıyorum. Tamam. Çıkarız hemen. Tamam. Çabuk hazırlan ama. Tamam, çık. Tamam, hazırlan. Aman halasının bir tanesi. Ya baba şuna bak ne kadar tatlı ya. Aynı Fatih. Hık demiş burnundan düşmüş. Ay neresi Fatih bunun? Hiç benzemiyor. Ne alakası var? Kör müsün Mukaddes? Babasının kopyası işte. Değil mi? Aman da kime benzermiş benim torunum? Babasına mı benzermiş? Ay aman gülmeyin rica ederim. Bunun neresi ama yok? Sanki kendi yapmıyormuş gibi. Aşk olsun Valide Hanım. Günaydınlar Şekerci Hanedanı. Biz kaçıyoruz, görüşürüz. Nereye kaçıyorsunuz ya? Zeynep'in babasına gidiyoruz. Oğlum sen şirkete gelmeyi düşünmüyor musun? Aa siz şirkete gidecekseniz acilse babama sonra gideriz. O acil. Yok acil falan değil. Baba ben sonra 3 yıl geleceğim şirkete. Hadi gidelim. Hadi hadi, hadi çabuk. Çocuğu unuttu bunlar. Bize mi kaldın oğlum sen? Hadi hadi çabuk. Bari bir kahvaltı etseydik, böyle aç bir aç gidiyoruz. Çocuk nerede? Onu almayacağım. Biz niye gidiyoruz o zaman? Sen tuturdun gidelim diye. Ya Zeynep saçmalama, hadi al gel çocuğu. Ya almayacağım. Önce bir ben gideyim. Daha babam bilmiyor çocuğumun olduğunu. Ya biliyorsa? Ha? Ya biliyorsa? Ya adamın torununu görmek hakkı değil mi? Ayıp valla. Bana bak sen neyin peşindesin? Senin derdin ne? Yok canım. Bu benim meselem. Ben babamı tanıyorum. Beni bile kapıdan içeri alacağım meçhul. Oraya gidip kapıda çocuğumla ezik ezik kalmamı mı istiyorsun? Hayır bak işte çocukla gidersen kapıda kalmazsın. Hani bizimkiler çocuğu görünce yumuşadılar ya. Aynısı olacak, merak etme. Hadi Zeynep. Tabii sizinkiler de ayrı bir mevzu. Of. Ya tamam inat etme, hadi al gel çocuğu. İyi tamam. Şişt. Yok yok yaklaş, tamam çocuk bende iyi böyle. Öyle iyi. Sen çantayı al. Aldım zaten. Neyin gayreti bu ya? Çalmayacak mısın? Çalacağım.
Allah, ben yapamayacağım. Yok, yok. Oyun kime bakmıştınız? Elif Su. Zeynep abla. Kuzum benim. Oh. Zeynep kocaman olmuşsun sen. Elif Su kim gel? Zeynep. Uy Zeynep. Uy Zeynep'im. Allah. Uy Zeynep. Zeynep abla gel. Zeynep abla gel. Zeynep hoş geldin. Yaradana korkan. Hoş geldin. Hoş buldum. Kızda sigara silatop seninle anlayacağım. Ay. Hadi geç hadi çocuğum. Hadi gidin. Düşünme yolda. Düşünme. Gir gir. Sen ne dikiliyorsun avraya? Geç içeri de. Haydi. Hey! Bak Zeynep abla, baştan anlaşalım. Bu oda artık benim. Eğer odamı almaya kalkarsan var ya... Neyse. Uydu işte gene çenesi. Allah'ım sen sabırı ver. Geçin Zeynep'im, geçin. Haydi buyurun, haydi. Ay. Allah! Bu Fatih. Hey, Fatih'ciğim! Ne kadar da güzel bir şansınız. Fatih. Maşallah. Allah. Ne güzel. Allah. Fatih bu. Bu ne? Selim o. Sen mi kaçırdın Zeynep ablamı? Elif. Yok canım yok, önemli değil. Ben Fatih. Senin ismin ne bakayım? Elif Su. Elif Su. Memnun oldum Elif Su. Ver acık şunu seveyim de. Yok yok. İyi böyle. Böyle iyi. Ula yemedi kuş hani be. İyi böyle iyi. Ula adam gibi sevecek de. Uyuyacak o. Uyuyacak şimdi burada, kucağımda uyuyacak. Ula başta söylesene, tepesinde bağırışırık. O zaman ben neydeyim? Ne içerik Zeynep'im? Çay? Yok içmeyiz. Otur yüzünü göreyim, özledim. Olur mu da kuru kuru ya? Ben bir çay koyayım. Elif Su koş bakkala bisküvi tabii. Ya yollama kızım. Ola ya. Baban nerede acaba? Sen neyin peşindesin ya? Yok, bir şeyin peşinde değilim canım. Şimdi bizimkiler çocuğu gördü, yumuşadı ya. Hı. Hazır çocuk buradayken baban da görür, yumuşar diye şey yaptım ben. Ha, yumuşar. Bekle. Sen benim babamı tanımıyorsun daha. Ya. Derine. En derine. Alo abi. Ne vakit geliyorsunuz eve? Misafirimiz var. Denize açıldık Yadigar. Kim gelmiş? Zeynep geldi abi. Başka? Beyinden gelmiş de torunun da yanlarına dur. İş varsa söyleyin, biz gidelim onun yanına. Söyle beklesinler. Tamam abi şimdi söylüyorum. Az beklesinler, geliyorum dedi. Abi. Kapattı da. Orhan. Dayı. Limana dönüyoruz. Daha ağa atmadık dayı. Merhabalar Fehmi Bey. Merhaba Ferhat. Ne haber? Haberler güzel efendim. Holding beklentimizin üstünde bir teklif sunmuş. Bizim bir beklentimiz mi vardı Ferhat? Yani şirkete değerinin üstünde bir teklif sunmuşlar. Teklifleriyle ilgilenmediğimizi söylersin. Bence önce bir teklife göz atın. Bu rakam doğru mu? Demek tekliflerinde ciddiler. Yanlışlık var mı yok mu diye arayıp teyit ettim. Doğru.
%50'sini hemen peşin hesabımıza geçirecekler. Diğer %50'si ise şirketin devri hallolduktan sonra. Bankalarla görüştün mü? Görüştüm. Durum pek iyi değil. Eğer 7-8 ay içinde büyüme göstermezsek bir mali sıkıntıyla karşı karşıyayız. Güler Holding'e yanıt verelim. Hoş geldin abi. Bana baba deme. Benim senin gibi kızım yok. Habib. Etme da. Ha buralara kadar seni görmeye geldi kız. Ben sana torunumu getirdim. Bunu getir dedim mi ha? Ben işte toptan herkese getireyim dedim. Hı? Benim gibi bir kızın yoksa onun gibi bir torunun da yok. Gel anneciğim. Zeynep. Terbiyesiz ne biçim konuşuyorsun sen ha? Buraya gelen de kabahat. Sen buraya terbiyesizlik yapmak için mi geldin? Ulan sen de iyice rayından çıkmışsın be. Ne sevgi kalmış ne saygı. Ya sen bana ne zaman sevgi gösterdin ki benden karşılığını istiyorsun? Bu yaşıma kadar bana yasak koymaktan başka ne yaptın? Defol. Oy. Defol evinden. Zeynep. 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 Zeynep git. Ula dikilme oraya. Koş kızın peşinde. Koş. Ben size söz torununuzu bir daha getireceğim. Merak etmeyin. Geliyorum abi. Kapıyı açsana. Açsana. Ne bakıyorsun? Hadi sene. Bana ne kızıyorsun ya? Allah Allah. Herkes de bize çık. Ben ne yaptım ya? Allah Allah. Tutturdum babana gidelim, babana gidelim diye. Sanki ben bilmiyorum gitmeyi. Hata bende ama. Senin lafına ne diye baktıysam. Ya tövbe tövbe, evden kovuldun diye suçlusu ben mi oldum şimdi? Evet sen oldun. Tutturdun gidelim diye. Daha erkendi gitmek için. Bilmediğin işlere burnunu soktuğun için böyle oldu. Sen merak etme, ben biliyorum. Ben senin babanı çok güzel öğrendim kızım, merak etme. Beni suya batıra çıkara öğretti. Seni denize babam mı attı? Ayağıma beton döküp denize atmaya çalıştılar. Derine derine en döne de ölüyordum diyorum. Ölmemişsin sonuçta. Ah, yavaş öldüreceksin bizi be. Ya işte böyle bir şey ölüm korkusu. Ben de öyle Yusuf Yusuf'tum. Bana bağırıp durma. Ben mi attım seni denize? Senin yüzünden baban attı. Ne fark eder? Hem sen ne zaman söylemeyi düşünüyordun şu kaçırılma mevzusunu? Benim hayatım seni hiç ilgilendirmez. Ya nasıl ilgilendirmez? Ölüyordum diyorum senin yüzünden. Üf aman başladı şikayet ha. Tamam. Suçlusu benim. Her şeyin suçlusu benim. Kusura bakmayın Fatih Bey. Vallahi sen kusura bakma ama kaçık bir babam varken babasız çocuk yapıp babanın karşısına çıkan ben değilim, sensin. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Adam tam bir manyak. Bak doğru konuş. Benim babam manyak falan değil. Sadece bana çok kırgın. Ay kıyamam. Çok kırgın. Lan ruh hastası adam. Hem de
rapor alması gereken bir ruh hastası. Ya benim ne işim var ki zaten sizinle? Kaçık bir denizcinin kızına niye yardım ediyorsam? Etmeseydin, teklifi yapan sendin. Havaalanı peşinden koştun, yalvardın bana. Hem ben de iki gündür senin o görgüsüz burcu annenle bulak babaannenin lafını çekiyorum. Ağzım bile açmadım. Onlar saray görgüsü görmüş insanlar. Ya bırak Allah aşkına güldürme beni pabucumun sarayı ya. Onlar herkesin içine burnunu sokmaya çalışan bencil insanlardan başka bir şey değiller. Ya ne diyorsun sen ya? Sen kendi babana annene bak. Hem annen nerede senin? Durdur dedim. Tamam saçmalama ya. Ya durdursana arabayı. Aman bağırma, niye bağırıyorsun? Dur o zaman. Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun? Ya aç şu kapıyı. Açtım işte Zeynep, aç kapıyı. Git hadi. Allah Allah. Zeynep. Ne yapıyorsun kızım sen? Çok saçmaydı zaten, tamam mı? Bitti. Bu oyun bitti. Ya ben ne dedim ki şimdi? Ya sen daha ne diyeceksin ya? Bak benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok, tamam mı oğlum? Bunu anla. Ya dur bir dakika, ya dur. Kendi başıma neler yaşamışım. Seninle ya mi uğraşamayacağım? Zeynep ne yapıyorsun? Ya ne Zeynep, Zeynep? Adam biliyorum, adı Zeynep. Ya nereye gidiyorsun? Sana ne? Cehennemin dibine gidiyorum. Devam edelim abiciğim. Ya dur bir dakika, bir dur. Allah'ım ya Rabbim, ben gerizekalıyım ya, tam gerizek. Sana ne kavga ediyorsun ki işte? Kolay gelsin. Ya burada bir bayan gördün mü çocuklu? Tamam tamam tamam. Tamam anneciğim, tamam bak geldik. Tamam Selim, Selim tamam. Tamam oğlum tamam. 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 Tamam bak. Bak. Bak seni nereye getirdim. Bak oğlum. Annem bak. Şimdi sana ne göstereyim? Bak, 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 bak. Aa, bak küçükken benim sürekli buraya geldiğim yer biliyor musun? Ha, buraya geliyordum ben küçükken sürekli. Kızdığımda, küstüğümde, sinirlendiğimde hep buraya kaçıyordum. Ya, babam da gelip beni burada buluyordu biliyor musun? Ya, ya evet. Evet ama artık küçük değilim. Artık sen varsın. Babama gelip bulmayacak beni burada. Hepsi geride kaldı. Zeynep! Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Zeynep. Ya sen nasıl buldun bizi burada? Taksiciye denk geldim ve ne önemi var bunun? Hadi gidelim, ne olur. Ben gelmiyorum seninle hiçbir yere. Tamam, eşeklik ettim. Kusura bakma. Hadi. Gelmiyorum. Kızım deli misin sen? Baban da seni evden kovmuş, gidecek yerin yok. Kucağında çocukla ne yapacaksın? Ev bakarım ben başımın çaresine. Ha, beni de yarı yolda bırakmış oluyorsun ya. Hı? Bir anlaşma yapmıştık. O anlaşmayı ben bozdum. Ne yaptın? Bozdum. O işler öyle olmuyor işte Zeynep Hanım.
Benim ayağıma beton döktüler. Denize attılar. Ben yine de seni satmadım. Hiç işlemediğim bir suçu kabul ettim senin için. Üstlenmeseydin. Ha öyle mi? Ben mi zorladım seni? Etmeyebilirdim yani. Babana ben yapmadım diyebilirdim. Deseydim ben mi zorladım seni? Ben seni satmadım çünkü seni... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.